Merhaba çocuklar, bu dersimizde yine suggestion konusuna devam ediyoruz. Suggestions neydi? Önerilerdi, tekliflerdi. Burada bir sınavdan sonra öğrenciler, "The students, we did badly in the exam. We did badly in the exam," diyorlar. Öğretmenleri de onlara bu konuda önerilerde bulunmaya çalışıyor. Yani bize verilen durum burası. Öğrenciler ne diyormuş? Sınavda kötü yaptık diyormuş. Şimdi şöyle bir ifade verilmiş bize. Öğretmen de bunlara diyor ki, "First of all, calm down guys. First of all, calm down guys." Yani durun bir kere ya, bir sakinleşin. Çocuklar. Guys, burada çocuklar. Her şeyden önce yani first of all, ilk olarak. Hani en başta. Calm down. Rahatlayın, sakinleşin. Guys, çocuklar. Yani öğretmen şifahi bunu söylüyor. Bunu öneri ve tekliflerde suggest yapısını kullanarak nasıl söyleriz? The teacher suggests, öğretmen öneriyor. The teacher suggests the students, öğretmen öğrencilere öneriyor. Ne öneriyor, neyi tavsiye ediyor? Calm down. The teacher suggests the students calm down. The teacher, yani burada tabii şunu da söyleyebiliriz. The teacher erkek, he, öğrenciler var burada. He suggests them calm down. He suggests them calm down. The teacher suggests the students calm down. Yine ikinci olarak öğretmen bu çocuklara, yani öğrenciler ne diyordu? We did badly in the exam. Sınavda kötü yaptık. Öğretmen ne yapmalarını öneriyor? Yani ne söylüyor çocuklara? Take a deep breath. Take a deep breath. Derin bir nefes alın. And listen to me carefully. Beni dikkatle dinleyin. Derin bir nefes alın ve beni dikkatle dinleyin, diyor öğretmen çocuklara. Bunu o zaman suggest yapısıyla nasıl söyleriz? The teacher suggests the students, öğretmen öneriyor çocuklara, yani öğrencilere, take a deep breath, derin bir nefes almalarını, and listen to him carefully. The teacher suggests the students take a deep breath and listen to him carefully. Yine az önceki gibi yazmaya çalışırsak, öğretmen erkekti. Yani öğretmen öğrencilere hangi tavsiyede bulunuyor? He suggests. Yine yukarıda öğrenciler demiştik. Hatırlayalım. Şöyle sarıya alalım onu. Yani şurası. O öneriyor öğrencilere. O öğrencilere, yani silelim.
Yanlış yere yazıyoruz. Düzeltelim. He suggests them, o onlara, take a deep breath and listen to him carefully. O öğrencilere derin bir nefes almalarını ve onu dikkatli bir şekilde dinlemelerini tavsiye ediyor. Peki hocam, onu dediğimiz şey kimi? Yani bu onu dediğimiz şey kişi kim? Öğretmen. He suggests them take a deep breath and listen to him carefully. Yine aynı şekilde devam ediyoruz örneklerimize. Yine öğretmen ne diyor? Please stop complaining. Please stop complaining. Lütfen şikayet etmeyi bırakın. Hani imtihandan sonra hep yaparız ya. The teacher suggests the students stop complaining. The teacher suggests the students stop complaining. Yine aynı yapımızı, hani böyle üstteki uzun şekli, böyle yazmamızda bir sakınca yok. Ama şu yapı en güzel. He suggests them, he suggests them stop complaining. Yine öğretmen sınavı kötü geçen öğrencilerden birisine de şöyle diyor. Hey Doris, see me in private after class. See me in private after class. Yani Doris'e diyor ki dersten sonra özel olarak benimle görüş. Yani yalnız olarak yanıma gel. Yine nasıl bir tavsiyede bulunuyor? Yani tavsiye dediğimiz bölüm neresi? Burası. The teacher suggests, hani a student dediğimiz şey Doris. The teacher, şöyle yazsak belki daha anlaşılır. The teacher suggests Doris. İki R varmış. Doris to see him private after the class. Him dediğimiz şey öğretmen. Öğretmen Doris'e dersten sonra özel olarak, yani tek başına, yalnız olarak onu görmesini istiyor. Yani kimi? Öğretmeni. Yine burada da yine the teacher, belli gerçeği anlamışsınızdır ama orada da yine the teacher'ın yerine yazacağımız şey neydi? Onu bir daha tekrarlayalım. Bu bölümü noktalayalım. He suggests Doris to see him private after the class. He suggests Doris to see him private after the class. Daha sonra kitabımızda bize negative moods diye 3 tane, yani A, B, C diye olumsuz ruh halleri, ruh şekilleri, yani keyfimizin kaçtığı, olumsuz düşündüğümüz durumlar verilmiş. Ve bize de 3 tane şık verilmiş. Bunları eşleştirmemiz isteniyor. Şöyle bir bakalım bu
olumsuz durumlar neymiş? I feel nervous these days. Bugünlerde kendimi sinirli hissediyorum veya gergin hissediyorum. I'm in despair. I don't know what to do. I'm in despair. I don't know what to do. Kendimi umutsuz hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve sonuncusu, I can't help feeling excited. Heyecanlanmadan edemiyorum. Heyecanlanıyorum. Veya heyecanlanmamak elimde değil. My lips are dried out. Dudaklarım kurudu. Yani durumlar bunlar. Buna ilişkin öneriler var. 3 tane öneri var. Bunları eşleştireceğiz. Birinci önerimize yine döndük. Diyor ki bizde bugünlerde kendimi gergin hissediyorum, sinirli hissediyorum. 3 tanesinden birini eşleştirmemiz lazım. Burada diyor ki A'da, yani bir yerde diyor ki why don't you seek? Seek, aramak. Niçin aramıyorsun? Why don't you seek professional help? Niçin profesyonel bir destek, yardım aramıyorsun? There is always a way out. Yani her zaman bir yol vardır. Yani çaresi vardır. Daima her derdin bir çaresi var. Chill out. Neşelen, canlan. Let's go and get a drink. Hadi gidelim, bir şeyler içelim, bir şey içelim. Meet your friends and relax. Yani arkadaşlarınla buluş ve rahatla. Sonra kendimi gergin hissediyorum. Cevabımız arkadaşlarınla buluş ve rahatla. İkinci cümleye bakalım. Yani ikinci olumsuz moda bakalım. Ve bu durumda söylenebilecek öneriyi anlamaya çalışalım. Şunu elemiştik. Yani az önce bunu söylemiştik. Onu çıkartıyorum. I'm in despair. I don't know what to do. Umutsuzum. Ümidimi kaybettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani aşırı bir aşırı karamsar. Sonra biz de ne diyoruz buna? Why don't you see professional help? There is always a way out. Why don't you see professional help? There is always a way out. Niçin? Profesyonel bir yardım almıyorsun. Her zaman bir yol vardır. Yani her derdin bir çaresi vardır. Son olumsuz durumumuz. I can't help feeling excited. Heyecanlanmamak elimde değil, dudaklarım kurudu. Zaten dudaklarım kurudu dediğimize göre ne yapacağımız belli. Veya hani bunu elemiştik. Az önce şunu söyledik. Sonra ne kaldı? Chill out. Neşelen, canlan. Let's go and get a drink. Yani hadi gidelim, bir şey içelim. That's the end of this lesson. Stay at home. Stay healthy. Bye-bye. Thanks anyway.